الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ve etbaihi ecmain. Allah'ım kadir gecesi hüsnü zannıyla bu geceyi kader gecesi bilerek senin rahmetinden istifade etme adına dilimizin döndüğünce hakikatleri söyleyip hakikatleri kavrama adına bir gayretten sonra ellerimizi burada bulunan cemaatle beraber senin dergahi ilahiyene kaldırdık. İlahi sen bizleri kapından kovma. İlahi sen bizleri boş eli boş olarak dönenlerden etme. İlahi sen kapıları yüzüne kapananlardan etme bizleri. Allah'ım gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu zamana kadar da senden gayrısına el açmadık sen biliyorsun. Senden başkasından istemedik. Senden başkasından senin gibi korkmadık. Senden başkasından senden bekler gibi bir ümit beklemedik. Senden başkasından rızık ister gibi kimseden istemedik. İnşallah böyledir. Rabbim yalancı çıkarma bizleri. Şimdi de açtık ellerimizi ve senden istiyoruz. Allah'ım bizi kapından bu gecenin rahmetinden istifade ederek uzaklaşanlardan eyle. Senin kapından... Rahmetten doya doya kana kana içenlerden o bahtiyarlar zümresine dahil olarak ayrılanlardan eyle. Sabaha kadar sürecek olan bu rahmetten eli boş olarak bizleri döndürme ya Rabbi. Eğer kapılar yüzüne kapı yüzümüze kapanırsa dua için yalvaracak başka bir yerimiz yok bizim ya Rabbi. Şuna iman ettik biz. Kimsesiz hiç kimse yok. Var herkesin bir kimsesi. Bizim kimsemiz de sensin ya Rabbi. Senden istiyoruz, senden dileniyoruz, senden af istiyoruz, mahfiret istiyoruz. Allah'ım bizi boş çevirme, Allah'ım bizi boş çevirme, Allah'ım bizi boş çevirme. Allah'ım başımızın tacı olan anamız peygamber aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah kadir gecesine erişirsem, Nasıl dua edeyim diye sordu. Senin peygamberin de işi bilen Allah tarafından konuşturulan, her konuştuğu vahiy tarafından tasdiklenen biri olarak bir hakikati ortaya koyma adına şu duayı öğretti bizlere. Allahumme inne kafuvun, kerimun, halimun, tuhibbul affe, gafuanna. Allah'ın bu duayla yakarıyoruz. Allahümme inne kafuun, kerimun, halimun, tuhibbul af ve fa'fu anna. Söyleyin kardeşlerim. Allahümme inne kafuvun, kerimun, halimun, tuhibbul af ve fa'fu anna. Allahümme inne kafuvun, kerimun, halimun, tuhibbul af ve fa'fu anna. Allah'ım sen afufsun. Günahları, hataları tamamen mahvedensin. Kerimsin, cömertliğinde sınır olmayansın. Halimsin, ihmal etmeyensin, imhal edensin. Affetmeyi sevensin, affa bahane arayansın. Biz senin bu esmanı ilahini kendimize serlevha ederek sana sığınıyoruz. O affını dileniyoruz. Allah'ım affeyle, Allah'ım affeyle, Allah'ım affeyle. Allah'ım şu anda yaşadığımız şu coğrafyada ve dünyanın dört bir tarafında Kadir gecesinden mahrum olan yürekler var. Senin kelamın olan Kur'an'ından mahrum olan yürekler var. Sevilmesi gereken ve sevgi noktasında zirvelere taşınması gereken alemlere sultan olan Efendimiz'den mahrum olan yürekler var. Senin peygamberinin mübarek ellerinde yetişen Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Hatice'yi, Ayşe'yi tanımayanlar var. Şu gece bile günah bataklığına batanlar var. Allah'ım onlar için de senden af diliyoruz. O günah bataklığında olan kardeşlerimizin sen ayaklarını sırat-ı mustakime doğru çevir ya Rabbi şeytana ve şeytanlaşmış dostlara onları malzeme etme ya Rabbi. Şu memlekette ezandan, namazdan, tesettürden mahrum olanlara sen bu bilinci kazandırt ya Rabbi. Onlara bu bilinci kazandırtma adına bizleri vesileler eyle ya Rabbi. Bizleri kullan ya Rabbi. Herkes bir kapının adamı, biz senin kapının adamı küçüklüğümüze rağmen bizi risaletin davasında istihdam et ve kullan ya Rabbi utanıyoruz onlar gibi demeye ama halit gibi demek içimizden geliyor. O korkakların evi başlarına yıkılsın. Biz de yatakta ölmek istemiyoruz. Senin yolunda, senin dininde, hizmet yolunda olurken bu ruhu sana teslim etmek istiyoruz. Allah'ım bunu bize çok görme. Allah'ım bunu bize çok görme. Senin yolunda koşarken, senin yolunda gayret içerisindeyken, senin memnun olacağın bir rıza üzere bizlerin de hayatlarını sonlandırmayı nasip eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin et ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin bir Ramazan'da dahi iftar sofralarını su ile hurmayla değil bombayla, kurşunla, feryatla, figanla açan kardeşlerimiz oldu. Artık her Ramazan bizim böyle bir azığımız oldu. İmtihanımız ağır ya Rabbi. Vallahi gücümüz tükendi. Dua etmeye de yüzümüz yok. Allah'ım sen başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere. Şu anda dünyanın dört bir tarafında sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Gazzemizi Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın dedesi olan Haşimin kabrinin olduğu Gazzeyi tu Gazze Haşimi bir an önce sen zalimlerin çizmelerinden zalimlerin zulmünden kurtar ya Rabbi. Onlara rahmetin ulaşması için bizleri kullan ya Rabbi. Sadece söz adamı etme bizi ya Rabbi. Elleriyle hayatlarıyla, cepleriyle, mallarıyla, servetleriyle senin dinine hizmet edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin 3 senedir yüreğimizin kanayan bir tarafı Suriye, Halid'in memleketi Darmadağın, Bilad'in memleketi Darmadağın, Haleb'imiz, Humumuz, Hamamız Darmadağın Allah'ım katından yardım eyle. Allah'ım zalimlerin sesinin çok çıktığı şu dünyada o zalimlerin sesini kıs Allah'ım. O zalimleri birbirlerine düşür Allah'ım. Çadırlarını başlarına geçir Allah'ım. Toprakları başlarına geçir Allah'ım. Ayaklarındaki toprağı sars Allah'ım. Onların birliklerini boz Allah'ım. Birbirlerine düşür Allah'ım. Allah'ım onların belalarını kendi ellerinden ver. Allah'ım Irak'ta, Allah'ım Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın vesaire yerlerinde ve en büyük acımız olan Mescid-i Aksa'da, Kudüs'ümüzde bir an önce oralara ezanı Muhammed'inin özgürce şehbel açacağı, özgürce çağlayacağı zamanları, anları bizlere nasip eyle ya Rabbi. O kardeşlerimizin sen ayaklarını senin yolun üzerine, dinin üzerine sabit kıl ya Rabbi. Aralarındaki uhuvveti ziyadeleştir ya Rabbi. Birbirimizi kendin için, senin için sevenlerden et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel ekremin. Yaşadığımız şu topraklarda da sıkıntılar her geçen gün büyüyerek fazlalaşıyor. Allah'ım kapalı kapılar ardında bu milletin imanıyla, diniyle bu milletin irfanıyla, geleceğiyle, istikbaliyle uğraşan zalimlere fırsat verme Allah'ım. Dili güzel olan ama kalbinde nifak saklayan, münafıkları tanıyabilecek, onları fark edecek feraset ve basiret bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dilleriyle bizleri kandırıp ama içlerinden, ama kapalı kapılar ardından bu milletin kaderiyle oynayanlara fırsat verme ya Rabbi her kim bu milletin kaderini farklı bir biçimde farklı yöne kendi şahsi menfaati için kendi geleceği için istikbali için şu için bu için farklı, farklı noktalara çekmeye çalışıyorsa Allah'ım sen onlara fırsat verme. Oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi. Oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi. Oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Kardeşlerimiz 90 tane hatim okumuş. Bir sürü kelime-i tevhid, Yasin, Fetih süreleri. Sana söz vermiştik bir Kadir gecesinde okunan bu hatimleri kendi çocuklarımıza hediye edeceğimizi. Allah'ım hediye ediyoruz. Başta Kur'an'ı bize ulaştıran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kur'an'ı bize hayatlarıyla taşıyan Kur'an cemaati olan sahabeye. O günden bugüne kadar Kur'an yolunda olanlara ve şu anda bizim nesillerimize ya Rabbi sen Kur'an'ın yolunda bir hayat nasibeyle çocuklarımızı kurda kuşa yem ettirme ya Rabbi. Sen onları televizyonun, internetin, şehvetin, iffetsizliğin kurbanı etme ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Onları bizden ve imandan koparmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Müslümanın yanı adaletin yanıdır. Adalet kendi yakınlarına dokunsa bile tesis edildiği zaman adalettir. Allah'ım bugüne kadar zalime hiçbir zaman yandaş olmadı. Buradaki cemaat hakkında da benim hüsnü zannım odur. İnşallah ben de öyleyimdir. Bugünden sonra da sen bizleri zalimlerin yanında yer alanlardan etme. Zalime zalim diye bilmeyi bizlere nasip eyle. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan etme bizleri ya Rabbi. Hak karşısında konuşan dilli şeytanlardan da etme bizi ya Rabbi. Hak karşısında hakka yaraşır bir biçimde direnmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Eğer ömür vereceksen nefes vereceksen bir kez daha bir kader gecesinde ellerimizi açıp şurada sana yalvaracaksak Allah'ım yüreğimizin sevineceği yüzümüzün güleceği bir milyar yedi yüz milyon ümmetin Kur'an etrafında Kur'an cemaati olarak tevhidin etrafında vahdet etmiş bir biçimde toplanmış bir biçimde senin huzurunda el açmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım yüreğim yanarak ve bu kardeşlerimi de şahit tutarak bir şey daha söylemek istiyorum sana. Ya Rabbi bu ümmeti kendi kişisel arzuları için, kendi dünyevi istikballeri için, başlarını yesin cemaatleri için, partileri için, hizipleri için şu için bu için bölmeye çalışıp da ve bu bölünmüşlüğü din diye bize dayatanlara akıl, izan ver ya Rabbi. İslahları mümkünse ıslah et ya Rabbi. Çok çektik parçalanmışlıktan. Bugün zalimlerin sesinin çok çıkması zalimin gücünün fazlalığından değil karşılarında Ömerlerin, Hamzaların, Halitlerin olmayışındandır. Allah'ım sen içimizden Ömerler çıkar. Halitler çıkar, Selmanlar çıkar, Ebu Derdalar çıkar. Çıkar ki zalimin karşısında hak hakka yaraşır bir biçimde söylensin. Hak istenilen oranda tesis edilsin ki o özlediğimiz günlere ulaşalım. Allah'ım bize bunu çok görme ve bizi o günlere eriştir ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ألف